Merhabalar, sevgiler, selamlar. Bir günün lezzetlerine hoş geldiniz. Bugün kuşkonmaz pişiriyoruz, hem de yumurtalı. Kuşkonmaz, yumurta, biraz ekmek kırıntısı, peynir yeterli. Kuşkonmazları ayıkladım. Sonra suya attım, birazcık kaynatıyorum. Hafif renkleri böyle tatlı bir yeşil olana kadar. Bu renkleri de kaybetmemek için arkadaşlar soğuk suya koymanızda fayda var. Hazırladım ben zaten soğuk suyumu önceden. Hop içerisine atıyorum. Yemyeşil kalıyorlar. Bu görüntü hani yemeğin albenide olması için de çok önemli. Ben seviyorum çünkü bu rengi. Sonra tavaya biraz tereyağı koydum. Şimdi ne yapıyoruz? Bayat ekmek kırıntısı. Tereyağı ile bir güzel kavuruyorum ekmek kırıntılarını. Bu arada erimeyen peynire ihtiyacımız var arkadaşlar. Ben lor peyniri kullandım. Ayvalıklıyım çünkü şu anda Ayvalık lorunu kullandım. Onu da birleştirdim. Beraberce böyle bir karıştırıyorum. Lezzetlendiriyorum arkadaşlar. Daha sonra baharat. Pul biber olur, kimyon olur. Dilediğinizce baharat kullanabilirsiniz. Birazcık da böyle fesleğen doğradım üzerine. Misler gibi koktu. Evet, hazır. Şimdi sıra geldi kuşkonmazın ikinci işlemine. Ne yapıyoruz? Birazcık sıvı yağ koyuyorum. Hemen şöyle bir çevireceğim kuşkonmazları. Tatlanmasını sağlıyorum bu şekilde. Hiç tuza ihtiyaç yok arkadaşlar. Hiç tuzlamadım. İnanın güzel bir tadı var. Birazcık pahalı bir sebze olabilir ama yılda bir iki defa alınabilir diye düşünüyorum. Aynı tavaya hemen bir yumurta kırdım. Bu yumurtanın da sarısını bozmuyorum ki hoş bir görsellik olsun diye. Bir tabak çok doyurucu olacak inanın. Hemen kuşkonmazları sunu tabağıma aldım. Yan yana diziyorum. Bu arada tabağımda kaktüs var, bilmiyorum gördünüz mü? Üzerine de pişirdiğim yumurtayı koyacağım. Bu arada Survivor'ın son final gününü izliyorum bunu size yayınlarken. Yumurtayı da yaydım arkadaşlar. Televizyon sesini kıstım. Şu anda birinci açıklanacak ve ben duyamayacağım. Sonra ekmek kırıntılarını peynirleri üzerine koydum. Biraz da fesleğen. Afiyetler olsun diyorum. Lütfen beni takip etmeyi unutmayın. Instagram adresim var, bir gün lezzetleri diye. Oraya da beklerim hepinizi. Sevgiler, güzellikler olsun diyorum. Sizi görsellerle baş başa bırakıyorum.